Tekrardan merhaba çocuklar. Şimdiki dersimiz ise hayat bilgisi. Şimdi sizden hayat bilgisi kitaplarınızı çıkarıp masanın üstüne kapalı bir şekilde koymanızı istiyorum. Ve dikkatinizi videoya vermenizi istiyorum. Öncelikle izleyeceğimiz videoyla geçen haftalarda öğrendiğimiz konuları hatırlayıp daha sonra ise yeni konumuza giriş yapıyoruz. Evet, haydi başlayalım. Merhaba sevgili çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde güneş, ay ve gece ile gündüz oluşumundan bahsetmiştik. İlk olarak öğrendiklerimizi tekrar edelim, ardından yeni konumuza geçelim. Çocuklar, güneş ile ilgili neler hatırlıyorsunuz? Evet, güneş dünyamızı hem ısıtır hem aydınlatır. Peki, güneş dünyamızdan büyük mü, küçük mü? Evet, güneş dünyamızdan daha büyüktür. Peki, ay ile ilgili neler hatırlıyorsunuz? Evet, ay dünyamızın uydusudur. Yani dünyamız dönerken ay da onunla birlikte döner demiştik. Peki, ay dünyadan büyük mü, küçük mü? Evet, ay dünyamızdan daha küçüktür çocuklar. Size bir sorum daha var. Gece ile gündüz nasıl oluşurdu, hatırlıyor musunuz? Dünyamızın kendi etrafında dönmesi sonucunda gece ve gündüz oluşurdu çocuklar. Öğrendiklerimizi tekrar ettiğimize göre yeni konumuza geçebiliriz. Benim günlüğüm ve aylar. Dünyamızın kendi etrafında dönmesi sonucunda gece ve gündüz oluşur demiştik. Dünyanın kendi etrafında bir tur dönüşünü 24 saatte tamamladığını biliyor muydunuz? 24 saatte, yani bir günde tamamlıyor çocuklar. Bu da demektir ki bir gün 24 saattir. Dünyamız dönerken bir gün içinde önce sabah, sonra öğlen, sonra da akşam olur. Haftanın günleri. Şimdi sizlere haftanın günlerini sayacağım. Ben sayarken beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Kaç tane gün saydığımı, yani bir haftada kaç gün olduğunu birlikte bulalım. Ardından haftanın günlerini birlikte de sayacağız. Hazırsanız başlıyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Kaç gün saydın çocuklar? 7'dir değil mi? Bir haftada 7 gün vardır çocuklar. Hadi şimdi birlikte sayalım. Önce ben söyleyeceğim. Benden sonra da sizlerin tekrar etmesini istiyorum. Hazır mısınız? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Aferin çocuklar, haftanın günlerini öğrendik. Bir haftada 7 gün vardır çocuklar. Şimdi sizlere birkaç sorum olacak. Haftanın günlerini sayarken ilk olarak hangi günü söyledik? Pazartesi gününü söyledik değil mi? O zaman pazartesi günü haftanın ilk günüdür diyebiliriz. Peki, haftanın günlerini sayarken en son hangi günü söyledik? Evet, pazar gününü söyledik değil mi? O zaman haftanın son günü pazar günüdür diyebiliriz.
Biliyor musunuz çocuklar? Haftanın günlerini hafta içi ve hafta sonu olarak ayırabiliriz. Okulumuza hafta içi gideriz. Bu günler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleridir. Bir haftada okula gitmediğimiz günlere hafta sonu deriz. Bu günler cumartesi ve pazar günleridir. Bu günlerde derslerimize çalışır, oyunlar oynar ve dinleniriz. Hava durumlarından bahsedelim. Pencerenizden dışarıya, gökyüzüne baktığınızı düşünün. Bazı günler güneşi görürüz, bazı günler hava çok bulutlu olur ve güneşi göremeyiz. Bazen hava rüzgarlı olur, bazen de yağmurlu olur değil mi? Peki, her gün hava durumu aynı kalır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hava durumu gün içinde bile her an değişebilir çocuklar. Hava güneşli, bulutlu, rüzgarlı ve yağmurlu olabilir. Aylar. Evet çocuklar, yeni konumuzla ilgili videomuzu izledik. Haftanın günlerini öğrendik. Haftada kaç gün varmış? 7 gün varmış değil mi? Peki bunlardan hangileri hafta içindeki günlermiş? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günlerine hafta içi günleri diyoruz. Peki hafta sonu günleri nelermiş? Cumartesi ve pazar günleriymiş. Evet, hafta içi okulumuza gideriz. Hafta sonu ise tatil olur ve evlerimizde veya dışarıda gezmede oluruz değil mi? Evet çocuklar, şimdi hemen kitabımızdan sayfa 18'i açıyoruz. Evet, hayat bilgisi kitaplarımızdan sayfa 18'i açıyoruz ve hemen ödevlerinizi nasıl yapacağınızı sizlere anlatıyorum. Evet. Sayfa 18'de bizlere günlük verilmiş. 7 gün boyunca gece ve gündüz yaptığınız etkinlikleri günlüğünüze yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. Bu ödeviniz sizleri aslında bugünlük ödevi değil. Hafta sonuna kadar yani pazar gününe kadar her gün bu ödevi yapıyorsunuz. Her gün pazartesi günü gündüz ve gece ne yaptığınızı mesela salı günü gündüz ve gece ne yaptığınızı gün sonunda buraya bugünlüğe yazıyorsunuz ve pazar günü, pazar gecesi bana bu günlüğü gönderiyorsunuz. Bir diğer ödevimiz ise sayfa 19. Bu da aynı şekilde. Her gün bir hafta boyunca her gün dışarıya çıkıyorsunuz ve havanın nasıl olduğunu inceliyorsunuz. Mesela pazartesi bugün. Çıkıyorsunuz dışarıya ve bakıyorsunuz bakalım hava nasıl, güneşli mi, bulutlu mu, yağmurlu mu ve buraya yazıyorsunuz. Daha sonra salı günü çıkıp bakıyorsunuz ve yazıyorsunuz ve aynı bir önceki sayfamızda olduğu gibi bunu hafta sonuna kadar tamamlayarak bana pazar günü gönderiyorsunuz. Sayfa 18 ve 19 bir haftalık hayat bilgisi ödeviniz. Şimdi ise bakalım sayfa 20'ye. Sayfa 20'yi bugün yapıp bana gönderiyorsunuz. Bizlere burada bulmaca verildi. Mesela bakın hemen buradan başlayalım bir tanesini yapmaya. Mesela burada birinci soru var değil mi? Bakın birinci soru neymiş? Okulun ilk günü. Neydi okulun ilk günü? Haftanın hangi günü okula başlardık biz? İlk gün pazartesi olurdu değil mi? Her kareye bir harf gelecek şekilde bu kısmı yapıyorsunuz. Birlikte yapalım birincisini. Ne demiştik? Okulun ilk günü neydi? Pazartesiydi değil mi? O zaman buraya pazartesi diye yazıyorsunuz. Diğer hepsini de aşağıda bize gösterdiği şekilde tamamlayarak bitiriyorsunuz ve bana gönderiyorsunuz. Evet, tekrarlıyorum. Sayfa 18 ve 19 bir haftalık hayat bilgisi ödeviniz.
Her gün gerekli yerleri tamamlayarak yazıyorsunuz ve hafta sonu bana gönderiyorsunuz. Sayfa 20'yi ise bugün yapıp akşam 9'a kadar bana diğer ödevlerle birlikte gönderiyorsunuz. Anlaştık mı? Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.